Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ana sentez programı bitti. Şimdi birazcık ekonomiye dair konuşalım. Biliyorsunuz dolar endeksi 93.000'in üzerinde seyrettiği sürece yükselişini sürdürebilir. Gelişmekte olan piyasalar için zor süreçlere giriyoruz. Faiz arttırma, faiz indirme ihtimallerinin tamamen ortadan kalkmasıyla kritik, pahalı süreçlere doğru girdik. Şimdi bu önce altınla başlayalım. Altın 1795'lere geriledi. Ben yakın bir süre içerisinde 1690 dolara kadar onsu gevşetebileceklerini düşünüyorum. Çünkü altın şu anda sıkışık bir süreçte. Dolar endeksi 93.000'in üzerine çıkabilir. Çünkü Amerika'nın, Fed'in bugün biliyorsunuz 27'si, 28'si, 29'unda toplantısı var. Asıl Eylül'de ana mesajlarını verecek ama burada da Fed'in vereceği açıklamalar önemli. Fed'in masadan kalkma ihtimali gittikçe azalıyor. Özellikle New York'ta, Los Angeles'ta, Kaliforniya'da, Florida'da, eyaletlerde artık yavaş yavaş maskeli şeylerin, hayatların geri dönüyor olmasıyla, ki biliyorsunuz oradakiler BioNTech, insanların kafasından BioNTech yağdırdılar neredeyse. 3. 4. 5. dozlara tekrar ihtiyaç olabileceği yavaş yavaş açıklamalarla geliyor. Pandeminin şöyle bir özelliği var, değişik bir şey. Pandemide bence ne olmayacak denildiyse oldu. Yasalarla önleme, yasalarla aşı olma kısmının ben son sürat artacağını düşünüyorum. Eninde sonunda ülkeler buna gelecek. Çünkü aşı karşıtlarını çevirmek, evirmek çok zor. İşte Amerika'da kampanyalar yapılıyor. Ama Amerika'daki kadar farkındalık maalesef gelişmekte olan ülkelerde yok. Avrupa'nın bile çoğu bir kısmında yok. O yüzden de ne oluyor? İşte mecbur kalıyorlar ekonomileri düzeltmek için, işleri rayına koymak için aşılama kanuna tabi tutulabilecek. Bakalım onları göreceğiz. Bunların hepsi ekonomik yatırım araçlarından, altından, petrolden, dolardan, bunların üzerinde artı veya eksi baskılar yaratıyor. Petrol yakın bir zamanda 80-85 dolar bandına mutlaka gelecektir. Çünkü petrol ithal eden ülkelerin hareket alanları da gittikçe azalıyor. Petrol, OPEC ülkeleri arasındaki problemler, işte bu mesela Tunus'taki Birleşmiş Arap Emirlikleri destekli darbe bile Libya, üzerine Doğu Akdeniz, üzerine işte gene petrole bağlanacak bu iş. Bir taraftan yeşil enerjiciler hani şey diyorlar, 10 yıl içerisinde elektrikli araçlar öne çıkacak ama bu elektrikli araçlar da sonuçta bulutla çalışmayacak veya hani duayla çalışmayacak. Eninde sonunda bir maliyetleri olacak. Dediğim gibi bu enerji ithalatları, işte ihracatları, problemler, insanların bir şekilde özellikle geçmekte olan piyasalarda tasarruflara yönlendirecek olması gibi gibi şeyler böyle önemli. Altın sıkışık bir bantta. Ben 1770-1810 arasında sıkışıklığının gerçekleşeceğini ama sert bir haber alırsa, ki bu şu anda aşıların işte etkili, aşıların etkili olmaması demeyeyim de pandemi vakalarının artmasından dolayı aslında altın şu anda gerilimden dolayı artması gerekiyor ama öyle bir sıkışık bantta ki bu banttan çıkması zor gibi gözüküyor. 480 TL'ye kadar gram altın gevşeyebilir. Oralar alım için iyi fırsat olabilir. 450'nin altı zaten geldiğinde peyderpey ben alımlarımı hani arttıran kesimlerim. Çünkü sonuçta hepsinin bir maliyeti var. Petrol yakın bir zamanda 80-85 dolar bandına geleceğini düşünüyorum. Bu bizim enflasyonumuz üzerinde baskı yaratacak. Temmuz ayı enflasyonu önümüzdeki salı günü gelecek. Yüksek gelmesi ihtimali çok ortada. 1850-1860'lara kadar çıkabilir. Bu da Merkez Bankası'na faiz arttırmak zorunda bırakacaktır. Ama Merkez Bankası Başkanı işte Şahap Kavcıoğlu bence şu ana kadar gelmiş geçmiş en zor Merkez Bankası başkanlığını yapıyor. Çok zor. İşte tezi de çalıntı var denildi. İşte terimleri iyi bilmiyor denildi. Şimdi bir de bu işlerin üzerine Lütfü Elvan ayrılacak iddiaları. Böyle sürekli bir şeyler çıkartılıyor ortaya. Ben ekonomik anlamda şu anda çok zor bir süreçten geçtiğimizi ve faiz artışının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ha ben mesela şöyle düşünürdüm. %23'e 24'e çıkıp bir anda sert bir şekilde önünü kesmek ama şöyle bir durumda var. Siz %25, %30'a bile çıkartsanız faizi şu anda bir durağanlık var ve dolar içeri dışarıdan etkiyle yükseliyor. Siz 8'in altına indirirsiniz ama ondan sonra bu döviz zaten çok kindar olduğu için tekrar oraya çıkar. O yüzden hani bu çözüm sert artış da değil ya da önden yüklemeli de değil. Önden yüklemeli bir şey yapılacak olsa bile arkasının ekonomi politikalarıyla birleştirilebilmesi. Şu anda Temmuz, Ağustos olduğu için, yaz olduğu için rehavet
konuşuluyor ama bu işin Eylül'ü, Ekim'i, Kasım'ı falan var. Yani oralara gidildiğinde de mutlaka problemler çıkacak. Üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu arasındaki fark %25-25 puan olduğunda zaten onu halletmeniz gerekiyor. Bir de üzerine enerji gelince, gelişmekte olan piyasalar, dışarıdan petrol ihraç eden ülkeler için pandemi de üzerine böyle tuzu biber oluyor. Zor bir sürece giriyoruz. Borsa, gelişmekte olan piyasaların borsaları bütün yıllık kazançlarını neredeyse sildiler. Oralarda düşüşler var. Biraz daha gelebilir. Kripto paralarla ilgili de Amazon'un dün haberi geldiğinde bize 38 bin, yani biz retail deniyor bizim gibi ufak alıcılara ve hani işte perakende diyeyim. Biz 38.400 dolarları gördük. 40.000 dolara doğru çıkışını izledik. Dün akşamleyin de geldi ama sabahleyin şey oldu. Amazon çünkü bu iddiaları yalanladı. İşte yok bu kadar da değil ama araştırmaya devam edeceğiz dedi. İlginç bir şekilde Amazon haberi geldiğinde 48.641 dolara kadar böyle incecik bir mum olarak çıktı. Bu demek oluyor ki Amazon'un da haberi vardı. İşte ya bu sistematik bilerek yapılan bir haber akışı. Aslında ben şunu düşünüyorum bireysel olarak. Amazon var işin içerisinde. Çünkü JP Morgan da bir anda çıktı. Bunlar böyle bilerek servis edildi demiyorum ama Amazon araştırmaya devam edeceğiz dedi. Kim garantisini verebilir ki? Ben bugün yayında da sordum. 2 trilyon dolarlık bir pazar oldu geçtiğimiz ya Mart ayında. 2 trilyon dolar herhalde ninemin parası değil. Bunlar Amerikalı zenginlerin, Avrupalı zenginlerin, kripto parayla ilgili zenginlerin yap şeyleri. Elon Musk bunun içinde, Tesla bunun içinde, Amazon bunun içinde, JP Morgan bunun içinde, Merrill Lynch bunun içinde. Bunlar dediğim gibi gökten zembille inmedi. İnsanlar isteyerek ve bilerek buralara paraları verdi. O yüzden hani Amazon'un ben bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra ama yılın sonuna kadar mutlaka bir şey açıklayacak. Ve ondan sonrası biz şöyle diyeceğiz. Ama yalanlamıştı diyeceğiz. Aması maması yok bu işte. Bu işte siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Ben burada kalmak istiyorum ya da buradan çıkmak istiyorum. Bana göre şu anda Ağustos'un 15'ine kadar bir gerçek artış beklemek çok saçma. Çünkü piyasa son derece sığ. O yüzden bu gibi artışlarda kendinize bir sınır belirleyin. Mesela 2 gün önce 29 bin dolarlara inmiş. 38 bin dolara veya 37 bin dolara çıktığında ne eksik. Çık sat, karını al, koy kenara. Ondan sonrası zaten şu anda sığ piyasa olduğu için sert artışları gördüğünüzde satmanız, sert düşüşleri gördüğünüzde almanız gerekiyor. Buna zaten arbitraj deniyor. Borsalar arasındaki fark, işte scalp deniyor buna, arbitraj borsalar arasındaki fark. Scalp böyle al sat, al sat. Ama bunlar için çok enerjinin olması ve farkında olmanız gerekiyor. O yüzden de araştırmalarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Ve yaz aylarında hiçbir yatırım aracına ya alacaksınız, bırakacaksınız, Eylül-Ekim'e kadar dokunmayacaksınız, boş yere sinirinizi bozmayacaksınız. Ya da ben kısa vadede para elde etmek istiyorum veya bir şey kazanmak istiyorum diyorsanız al-sat, yaz için al-sat yapılır. Yani çünkü çok o kadar sığ bir piyasa ki herkes zaten nasılsa herkes Bodrum'a gidiyor, Antalya'ya gidiyor ya da çalışmayı bırakıyor. Aynı şey bunlar için de geçerli. Borsalarda Mayıs'ta satarlar, Eylül'de tekrar alırlar ve büyük yatırımcılar tatile çıkar. Ama kripto 7-24 işlediği için ki orası bile sığ hale geliyor. Çin, Hindistan bunlar mesafeli deniyor. Ben yakın bir zamanda Hindistan'ın kripto alımı yapabileceğine inanıyorum. Çin'in yapabileceğine inanıyorum. Tanzanya, El Salvador bunlar öncü olarak belki de ülkelerine hiç tahmin edemeyecekleri şeyleri sokmuş oluyorlar. Ya da diğer taraftan nereden emin olacaksınız? Fed, ben hep şunu düşünüyorum. Kitapta da bunu söyledim. Janet Yellen görevdeyken Ripple ve Ethereum, bugün en çok konuştuğumuz Ripple ve Ethereum devreye girdi. Ve değişik bir şekilde euro baz alınmadı, dolar baz alındı. Neden? Benim hatırıma değil herhalde, benim kara kaşıma kara gözüme değil. O yüzden yani bu böyle bu tarz konuşmalar yapılırken ya da Janet Yellen'ın borç limiti ya da Fed çıkmıyor. Bir kere pandemi arttığında, kapanmalar tekrar geldiğinde, Fed bırakın faiz arttırmayı masadan kalkamadığında, alternatif ekstra paraları piyasalara sunduğunda nereye akacak bu piyasa? Nereye akacak bu paralar? 2021 yılı hiçbir beklentiyi tutturamazken, hepsi birbirinden farklı. Nereye akacak? Bana göre kriptoya akacak. Ve benim yıl sonundaki 80 bin üstü, 90 bin üstü, 90 bin dolar üstü beklentim gittikçe artarak geliyor. Ethereum'da ufak bir hayal kırıklığı yaşandı. 14 Temmuz'da olacaktı güncelleme, 4 Ağustos'a kaldı. Ama Ethereum'da o kadar sert şekilde kendini toparlayabilir ki. Amazon araştırmaya devam edeceğiz. JP Morgan hala haberini geri çekmedi. Çekse bile bir şey olmaz. Çünkü eninde sonunda gelecek. O yüzden hani ben şimdi kitabı
Hafta 1 Ekim'de elinizde olacak Kriptonun Sırları diye. Aslında kripto paralara güvenli yatırım yapmanın el kitabı olarak hayatınıza girecek. Aklınıza gelebilecek bütün terminolojiler, aklınıza gelebilecek bütün yöntemler, aklınıza gelebilecek işte POS, POL, staking, lending, DeFi nedir, Ethereum'un hikayesi, Litecoin'in hikayesi, hard fork nedir, soft fork nedir, cüzdanlar nedir, yani bu benim hedefim. Size bir yatırım desteği vermenin haricinde ya da bir borsayı açtınız mı? 9000 tanesiyle karşılaştınız. Orada sizi farkında olacak bir şeyler. Hem bir rehber hem de madem bu kadar çok konuşuyoruz duyuyoruz bir bilgi, bir ansiklopedi gibi bir şey yapmak hedefim. 1 Ekim'de de Kriptonun Sırları olarak karşınızda olacak. Ama dediğim gibi ona gelene kadar kesinlikle her yatırımcının, kripto yatırımcısı olur, altın yatırımcısı olur, kendine has bir stratejisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle bitiriyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşalım. Çünkü ben bu süreçlerin özellikle ekonomi kötüye giderken, enflasyon artarken, insanların alım güçleri azalırken, ellerindeki tasarruflarını pozitife çevirmek için uğraşacaklarını bildiğim için doğru yönlerde gidelim. TODEX gibi olmasın veya Aydın'da işte bakkalda gel ben sana şunu alayım bunu alayım denildiği gibi dolandırıcılık olmasın diye, insanlar farkında olsun diye, iyi piyasalara yönelsinler diye ama en önemlisi kendi kararlarını kendileri alsınlar diye bu videolar önemli. Başından sonuna kadar izlemenizi öneririm. Herkes rehavete kapıldığında izlemenizi öneririm. Notlarınızı almanızı öneririm. Dikkatli kalmanız gereken bana göre her seferinde söylüyorum. Compound Ev ve Matic, Ethereum, Bitcoin. Çünkü Bitcoin şu anda arkadaşlarını eziyor. Hatta Kemal Sunal'ı bir tane video paylaşmıştım. Hani yatın diyor, yatıyor. Altcoin'i açıyor. Kalkın diyor, kalkıyorlar. Biraz böyle oyuna döndü. Bu yazdan dolayı kaynaklanıyor ama önümüzdeki dönemlerde biz kripto paranın bir fiyat para yani gerçek para gibi olduğunu da göreceğiz. Hareketlendiğini de göreceğiz. Bunların hepsi hayatımıza girecek. Çünkü IMF, Fed şöyle bir şey var. Siz var olan ya da iddia olarak ortaya atılan şeylere eğer cevap veriliyorsa veya bu eğer bir gerçek para birimi, gerçek bir yatırım aracı değilse o zaman neden IMF'nin açılışında işte neyle ödemek istersiniz? Ya da Amazon'un ajandasına girer. Ha Amazon'un ajandasına çıkar, PayPal'ın ajandasına girer. Ya da ne bileyim Visa'ya girer, Mastercard'a girer ama büyük markalar o kadar fazla bu işin içine girmeye başladıkça emin olun en karşıt olan bile bu işte ya ben acaba nerede yer edinebilirim'e gelecek. Bugün erkenken yer edinenler daha ucuza mal ederlerken ileride çok daha pahalıya mal olacak. Bir karikatür vardı. Bitcoin 9000 dolar kimse almıyor. 25 bin dolar herkes sıraya girmiş. Bu işler böyle olmasın diye ben olabildiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum diyorum ve böyle bırakıyorum. En yakın sürede yeni bir yayında görüşmek üzere. Lütfen panik olmayın. Morallerinizi bozmayın. Daha çok uzun süre var önümüzde. Belki bu pandemi illeti 2022'nin sonuna kadar bizimle beraber olacak. O yüzden daha çok çalkantılar olur. Çalkantılarda panikle hareket etmemek en önemlisi diyorum ve kapatıyorum. Görüşmek üzere.